Yağmurlu bir Ankara gününden herkese merhaba. Aslında bu videoyu da bir önceki video gibi bahçede hazırlamak istemiştim size ama hava yağmurlu. Bir ara dinecek gibiydi. Ben de hazırlandım, iniyordum fakat sonra cesaret edemedim. Videonun ortasında yağmurun aniden bastırabilme ihtimali var. Ben neyse de kitaplar var çünkü yanımda. Cesaret edemedim ve salondaki sadık köşeme döndüm. Şimdi bu videoda size kış boyunca okumayı planladığım kitaplardan bahsedeceğim. Bu kitaplar benim aylardır, hatta belki bazılarını yıllardır okumak istediğimi söyleyebilirim size. Sebepsizce ertelediğim kitaplar, gerçekten sebepsizce. Sizin de vardır eminim öyle anlamsızca ertelediğiniz kitaplar. Halbuki zor bir iş değil yani, o kadar karışık bir iş değil. Okumak istiyorsan eline al ve oku. Sonuçta her gün zaten elinde bir kitap var. Ama işte kitapların, her kitabın bir zamanı var demek ki meselesine galiba bu bizi döndürüyor. Bu videoda bu kitapları size anlatacağım. Okumak istediğimi belirtiyorum özellikle hemen. Çünkü okuma isteğimi pekiştirmek istiyorum. Yoksa ertelenmeye devam edecekler anlamsızca. Videoda size anlatacağım 5 kitap var. Artı 2 kitap daha. Toplamda 7 kitap ama çok daha fazlası var. Onlardan da bahsedeceğim. Hazırsanız başlayalım. Zaman ayırıp izleyecek olan herkese şimdiden teşekkür ederim. Şimdi bu videoda size anlatmak istediğim, aylardır gerçekten, hatta yıllardır evet, anlamsızca ertelediğim kitap Türk Edebiyatı klasiklerinden Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur kitabı. Ahmet Hamdi Tanpınar bence Türk Edebiyatı'nın en zor yazarı. Siz hangi yazarımızın en zor olduğunu düşünüyorsunuz Türk Edebiyatı'nda? Kitap desem belki bana birçok insan tutunamayanlar der. Ama yazar olarak baktığımızda Ahmet Hamdi Tanpınar bence, bana göre, benim için en zor yazarlardan biri. Çünkü hem çok iyi bir romancı hem de dil kullanım becerisi. İyi bir romancı bunu yaptığında hem kurguyla hem de o iyi üslubu birleştirdiği zaman çok keyifli bir roman çıkıyor. Seçtiği sözcükler, olaylar, karakterler, onların ruh tahlilleri vesaire derinlemesine anlatılıyor. Ve evet, iyi bir roman okuyoruz. O sözcükler, o duygular, o cümleler, o duyguların aktarımı damağımızda bir lezzet bırakıyor. Evet, ama işte tüm bunlar birleştiği zaman da bu kadar iyi bir eseri ne zaman okumalıyız? İyi bir kitap diye hemen alıp okumalı mıyız, yoksa biraz pişmeli miyiz mesela onu okuyana kadar, gibi 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 sorularla bu zamana kadar ertelendi Huzur benim için. Huzur, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Nehir romanının ikincisi. Toplamda 3 kitaplık bir nehir roman bu ve ilk kitap Mahur Beste, ikincisi Huzur, üçüncüsü Sahnenin Dışındakiler. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın diğer 2 kitabı bende yok, kitaplığımda yok. Bu nedenle Huzur'u gösteriyorum size ama aslında Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında okumak istediğim ilk 3 kitap Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitapları. Eğer siz de okumak isterseniz bana eşlik edebilirsiniz bu kitaplarla. Bu kitapları size okuyacağım diye videoda anlatmamın bir diğer sebebi de şu. Bana çok soruluyor, yorumlarda da, mesajlarda da, mail alıyorum bu konuyla ilgili. Bir kitap kulübü yeniden düzenlemem, 2019'da yaptığımız gibi. Fakat yapamam bunu, mümkün değil. Yani şartlarım buna uygun değil, hayat tempom buna uygun değil. Ya da bir okuma grubu kurmam da çok isteniyor. Fakat işte bu hayat temposunda 2 çocukla onca işimin arasında zaman ayıramam. Vakit ayıramadıktan sonra da gerçekten bir anlamı ve tadı olmaz diye düşünüyorum. Fakat bu kitapları okumak isterseniz eğer kış boyunca ben bunları okuyacağım. Siz de kitaplarınızda varsa ya da almayı planlıyorsanız elbette bu kitaplarla bana eşlik edebilirsiniz. Yakın zamanda, yani bu kış okumak istediğim bir diğer kitap da Isabel Allende'nin Ruhlar Evi. Ruhlar Evi'ni çok okumak istiyorum. Bu kitapla aramda okumadan bir bağ oluştu. Ve bu videoda size bahsedeceğim tüm kitaplar arasında da Ruhlar Evi galiba ilk olarak okumak istediğim kitap. Ruhlar Evi bir ailenin 3 kuşağını yaklaşık 70 yıllık bir süre içerisinde bize anlatan bir hikaye. Bir aile hikayesi olması elbette güzel ve severim bunu okumayı, eminim. Çünkü anılar ve duygular yoğun olacaktır diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda bu hikayenin odak noktasında da kadınlar var. Şimdi bunları birleştirince, yani bir aile tarihi, anılar, duygular ve kadınları bir tema içerisinde topladığımız zaman bu benim çok ilgimi çeken bir roman zaten başlı başına belli ki. Fakat bu hikayenin içinde dönemin güncel politik olayları var. Yönetim biçimleri, yönetenler, yönetilenlerin üzerindeki etkileri, yaşanan olaylar ve kitaptaki karakterlerin
bu olayların yaşanmasına sebep olan insanlarla aralarındaki bağ, bu olayları ve nedenlerini ve sonuçlarını okuduktan sonra elbette size anlatacağım ama bu tür kitapları okuduğum zaman, böyle zengin romanları okuduğum zaman hep şunu düşünüyorum. Tek Eşenliğini okuduğumda da mesela bunu düşünmüştüm. Bir tarih kitabı okumuyoruz, evet. Ama belki bir tarih kitabı okuduğumuzda alamayacağımız bilgiyi alıyoruz. Çünkü olaylar burada bize duygular eşliğinde veriliyor. Ve bir olayı bir duyguyla ilişkilendirdiğimiz zaman iz bırakıyor. Bu anlamda da ben hem de bilgi anlamında da katkı sağlayacağını düşünüyorum ve Ruhlar Evi'ni çok merak ediyorum. Isabel Allende'nin ben de Yüreğimdeki Ülkem isimli bir kitabı daha var. Aslında onu da okumak istiyorum hemen. Ama öncesinde Ruhlar Evi ile başlarım diye düşünüyorum. Bu güzel kitapların yanında size bir de Ne Okur'un mobil uygulamasından söz etmek istiyorum. Bu mobil uygulama ile kitap, film, dizi, belgesel analizleri, incelemeleri yapabilirsiniz ve bunlar hakkında bilgi edinebilirsiniz. Birçok uygulamadan, birçok mobil uygulamadan farklı olarak Ne Okur'un size sunduğu bence fark yaratan şöyle bir özellik var. Tüm bunları bir fotoğraf eşliğinde yapabiliyorsunuz. Bir ileti paylaşmak istediğinizde, konu her ne olursa olsun, izlediğiniz bir filmden bir replik paylaşmak istediğinizde, bir kitap alıntısı ya da incelemesi eklemek istediğinizde bunu bir fotoğrafla zenginleştirebilirsiniz. Ne Okur'un mobil uygulamasını kullanmaya başladığınızda benim çok sevdiğim şu özellikle karşılaşacaksınız. Kişisel raflarınızı oluşturabilirsiniz. Bu mobil uygulamada örneğin almak istediğiniz kitaplar için, örneğin kitaplarınızda zaten var olan ve okumak istediğiniz kitaplar için, örneğin oluşturduğunuz ödüllü kitaplar okuma listeniz için, örneğin filme uyarlanan kitaplar listeniz için raflar oluşturabilirsiniz. Herhangi bir kısıtlama olmadan bu rafları kendi okuma ya da izleme planınıza göre oluşturabilirsiniz ve bence bu gerçekten çok iyi bir özellik. Ne Okur'un mobil uygulamasında bir de okur profil uyumu var. Bence bu da çok iyi. Dolayısıyla bu uyumu görmek diğer kullanıcılarla hem izleyeceğiniz filmler, diziler, belgeseller için hem de okumak istediğiniz kitaplar için size yeni dünyalar açacak olmasıyla bence çok iyi bir özellik. Açıklamalar kısmına bıraktığım linkten ücretsiz olarak uygulamayı indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz. Şimdi kış aylarında okumayı planladığım kitaplardan bir diğeri. Bu kitabı benden daha önce defalarca duymuş olabilirsiniz. Utanarak söylüyorum ki hala okumadım. Utanarak söylüyorum vurgusunu yapmamın sebebi şu. Okumamış olmaktan dolayı utanmıyorum. Yani bunu da çok anlamsız buluyorum. Bu kitabı hala nasıl okumazsın tepkisini genel olarak zaten çok anlamsız buluyorum. Binlerce, on binlerce çok iyi kitap var ve hangi birini okuyacağız? İşte yavaş yavaş okuyoruz. Herkesin amacı zaten iyi kitapları okumak. Fakat bu kitabı sürekli okumak istememe ve gündemimde tutmama rağmen hala okumamış olmaktan dolayı, bir de Özgür Bey'in değerli hediyesi olması sebebiyle hala okumamış olmaktan dolayı üzgünüm. Daha fazla bekletmek istemiyorum kitabı kitaplığında. Çünkü ben Zweig'i çok seviyorum. Onun yazdığı pek çok kitabı okudum. Ve her birinden ayrı lezzet aldım. Okuyoruz. Hepimizin okuduğu belki ilk yazarlardan, yani pek çok okura hitap eden ilk yazarların belki başında gelir o. Ve sanırım hepimiz de şu konuda hemfikirizdir ki çok iyi bir yazar. Yazdığı kitaplardaki, hikayelerdeki olayları ve karakterlerin hissettiği o duyguları size geçirmek konusunda çok başarılı ve biyografilerini okuduğumda da çok iyi bir araştırmacı olduğunu görüyorum. Kimin yaşamını yazıyorsa hem o yaşama hakim, yani araştırmış, bilgi toplamış, onları arşivlemiş ve çok iyi harmanlayarak bize aktarmış. Aynı zamanda yaşamını yazdığı kişilerle de arasında bir bağ var ve onlara değer verdiğini, onların yaşamına değer verdiğini de o duyguları yoğun olarak aktarmasıyla da görüyoruz. Başkasının hayatlarını anlatırken bu kadar duyguları okura iyi geçirebilen bir yazar. Düşünün ki kendi yaşamını burada bize anlatırken bunu bize ne kadar muhteşem aktarmıştır. Ben bu nedenle çok merak ediyorum ve okumak istiyorum. Biliyorsunuz ki onun yaşamı zorlu ve çok fazla zor süreç var. Öyle zor bir yaşam ki ölmek isteyecek noktaya getiriyor onu. Nitekim de hayatı böyle sonuçlanıyor zaten, bunu biliyorsunuz. Hayatının nasıl anlattığını çok merak ediyorum. Belki çok daha fazla bir duygu yoğunluğuyla karşılaşacağım burada. Belki de
kendi hayatını, kendi yaşamının içinden çıkıp bir başkası gibi olabildiğince nesnel olarak bize aktardı. Bunu bilmiyorum ve bunu bilmek istiyorum. Bu nedenle bu kitabı okumak istiyorum. Hemen okumak istiyorum bu kitabı. Şu an kitabı size anlatırken biraz daha gaza geldim. Belki de ilk dünün dünyasıyla başlayacağım Aralık ayında. Şimdi yine çok sevdiğim yazarlardan biri Thomas Hardy. Orman Sakinleri kitabı var kitaplığımda ve bunu okumak istiyorum. Thomas Hardy'nin bir kitabını elime almak ve okumayı planlamak bile beni çok heyecanlandırıyor. İletişim Yayınlarından olan Tacizler Belge Çevirisi'yle olan bu baskısı var. Zaten bu da yeni çıkan klasiklerimizden, yeni çevrilen klasiklerimizden, baskısı yeni yapılan klasiklerimizden biri. Tacizler Belge'nin çevirisinden ben daha önce Ethan Frome kitabını okumuştum mesela hatırladıklarımdan ve iyi bir çeviriydi. Helikopter Yayıncılık'tan olan baskısını okumuştum ama o da yine İletişim Yayınlarından var. Ve hiçbir karakterle bağ kurmadan, hiçbir karakteri sevmeden, benimsemeden kitabın bütününü çok sevdim diye yorumlamıştım. Şimdi hatırlıyorum neler söylediğimi de kitapla ilgili. Thomas Hardy'nin yine karamsar bir anlatımı olacağını biliyorum burada. Çünkü yine zor yaşamları ele aldığını biliyorum burada. Fakat okumak istememin ve çok heyecanlanmamın sebebi Orman Sakinleri, işte muhteşem bir tablo var kapakta görüyorsunuz. Beni burada çok lezzetli doğa tasvirlerinin beklediğini bilmek beni çok heyecanlandırıyor. Her yerde, kitaplarda, baktığım, gördüğüm yerde, hayal dünyamda, her yerde doğaya ilişkin, doğaya ait ne varsa bunu görmeyi çok seviyorum. Elbette bu güzellikler edebiyatla birleştiğinde de şahane bir eser çıkmıştır ortaya diye yorumluyorum okumadan. Şimdi benden çok defa işittiğiniz bir kitap Bulgakov'un Usta ile Margaritası, İtaki Yayınlarından var bende. İtaki Yayınlarının kitapları kitaplarında çok az yer kaplıyor. Genel olarak biliyorsunuz ki okuma tarzıma artık alışanlar biliyorlardır. İtaki'nin klasiklerinden aslında bir iki kitap var kitaplığımda ama şimdi klasikler söz konusu olduğu zaman ilk olarak İletişim, Can Yayınları, İş Bankası Kültür Yayınları gibi daha çalışmaları konusunda beni en az yanıltan yayın evlerine yöneliyorum. Elbette çevirmenin kim olduğuna bağlı olarak. Bir de bu kitapları yeni alıyorsam, eğer el kitap olarak okuyorsam, baskısı yoksa daha pek çok yayın evi var şu an sayamayacağım. İyi çevirileri zamanında bize kazandırmış olan her neyse konu niye buraya geldi bilmiyorum. İtaki'den çok kitap yok kitaplığımda diyorum. Usta ile Margarita'yı okumak istiyorum. Bu kitabı anlamsızca kitaplığımda bekletiyordum fakat yakın zamanda bir arkadaşımla konuştum ve bana kitabın inanılmaz akıcı olduğunu, çok kısa sürede 300'lü sayfalara geldiğinden bahsetti. İnanılmaz hızlı aktığını söyledi romanın. Ben şeytanın bir kurgu karakter olarak kitaba dahil olduğu bir metin okumadım. Böyle bir kitap okumadım. Kurgu bir karakter olarak şeytanın var olduğu bir kitap. Bu anlamda bu sebeple bu kitabı çok merak ediyorum. 20. yüzyılın en iyi romanlarından biri olarak gösteriliyor kitap. Bu nedenle merak ediyorum. Ve Bulgakov da aslında benim sevdiğim bir yazar. Daha önce Genç Bir Doktorun Anıları kitabını okumuştum ve çok severim o kitabı. Çok 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 eski videolarımda bahsetmiştim. Belki son zamanlardaki videolarımda bahsetmemiş olabilirim ama sevdiğim kitaplar arasına yer alır. Ölümcül Yumurtalar ve Köpek Kalbini de okumuştum ama onlar o kadar da çok sevdiğim kitaplar değil. Fakat Usta ile Margarita'ya güveniyorum. Galiba en sevdiğim kitabı bu olur diye düşünüyorum. Şimdi bunlar benim yakın zamanda Aralık, Ocak, Şubat, Mart, yaz gelmeden, bahar gelmeden, biz gevşemeden, rehavete kapılmadan okumak istediğim kitaplar. Bir de okumayı çok istediğim ama kendime de zaman yönetimi konusunda çok da bu süreç içerisinde kendime güvenemediğim için kendi kendime burada sizin önünüzde söz verip sonra kendi kendime mahcup olmak istemediğim için kesinlikle okuyacağım diyemediğim ama okumayı da planladığım kitaplar. Bunlardan bir tanesi Thomas Mann'ın Büyülü Dağı. Ambalajını bile çıkarmadım kitabın. Can Yayınlarından. İris Kantemir çevirisiyle iki cilt halinde kitaplığımda var. 1929 Nobel Edebiyat Ödülü yazar Thomas Mann. Bu kitabı çok okumak istiyorum. Umarım okuyabilirim. Bunun dışında bir de çok okumak istediğim ama kendime güvenimi yine zaman konusunda kıran kitapların başında gelen Savaş ve Barış var. İki cilt halinde İletişim Yayınlarından Leyla Soykut çevirisiyle ve Maxim Gorki'nin ön sözüyle. İletişim Yayınlarından olan baskısı var kitabım bende.
Bir de Alfa kitaptan çıkan 4 ciltlik olan baskısı var. Bu 2 cilt Alfa'dan çıkan 4 cilt ama onu kolilediğim için gösteremiyorum. Ama göstermiştim galiba daha önce size. O baskıya da çok güveniyorum. Onun çevirisine de çok güveniyorum. Belki bir karşılaştırma okuma yaparız Savaş ve Barış için diye düşünüyorum. Eğer okuyabilirsem gerçekten kendi adıma, kendi okuma yolumda tek sebebi zaman olduğu için önemli bir yol kat etmiş olacağım diye düşünüyorum. Bir de Diriliş'i okudum ya yakın zamanda. Onun da tadı damağımda kaldı. İstiyorum onu okumak. Şimdi son bir kitap göstereceğim size. O da Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaraları. Milletin Bakanlığı'nın onayladığı 100 temel eser arasında. Çok garip değil mi? Nazım Hikmet'in Memleketimden İnsan Manzaralarını okumak istiyorum. Çünkü Nazım Hikmet'i çok seviyorum. Belki eş zamanlı okuma yaparım bu kitabı. Başka bir kitapla birlikte götürürüm. Bilemiyorum şimdi tam olarak. Şimdi kitaplarımı kolilemeye başladım. Çünkü taşınıyorum. Bahsetmiştim galiba. Nisan ayında bu evimizden taşınmayı planlıyorduk. Fakat dün son dakika gelişmesi oldu. Bir anda, beklemediğimiz bir anda gerçekten. Ve hemen taşınabileceğimizi öğrendik. Ve taşınmanın en zor kısmı benim için kitaplığı halledebilmek. Çok fazla kitap var ve gerçekten kitaplar durduğu yerde çoğalmış mı bilmiyorum. Alırken ve okurken hiç bu kadar çok değillerdi. Toplamaya, temizlemeye, ayıklamaya gelince iş sanki bir anda çoğaldılar ve gözümü çok korkutuyorlar. 8-10 koli yaptım dün gece saatlerine kadar ve hala kitaplık olduğu gibi duruyor. Büyük mutluluk elbette. Ne kadar çok, ne kadar zengin bir kitabım var diye düşünüyorum ama öncelikle onu halletmem gerekiyor. Daha evin diğer odalarına giremedim bile. Sanmıyorum ki dolap içleri, sanmıyorum ki mutfak beni bu kadar uğraştırsın ve yorsun. Taşınacağım için belki videolara küçük, kısa bir ara verebiliriz. Çok sanmıyorum, özlüyorum çünkü biliyorsunuz burada olmayı, sizinle iletişim halinde olmayı, aramızdaki bu etkileşimi ve kitaplardan bahsetmeyi elbette. Okuyabilirsem anlatmak için yine burada olurum. Umarım ki okuyabilirim. Taşınma telaşım bittiği zaman yine videolarıma devam edeceğim. Eğer isterseniz şöyle bir video fikri de var aklımda. Siz ne dersiniz? Merak ediyorum bunu da. Şimdi taşınmak istememin ve taşınmayı bu kadar sabırsızlıkla beklememin sebebi bir çalışma odası yapabilecek olmam kendime ve kendime ait bir oda. Virginia Woolf'u bir kez daha saygıyla anıyorum. Beni çok heyecanlandıran ve tüm işte buradaki çalışmalarım, okumalarım, anlatmalarım, kamera arkasında yaptığım işler konusunda beni inanılmaz besleyeceğine inandığım bir şey. Eğer isterseniz bunun detaylarını, kitaplığımı nasıl kurduğumu, nasıl yerleştirdiğimi, odama neler eklediğimi, nelere dikkat ettiğimi de kameraya almak ve sizinle paylaşmak istiyorum. Bu konudaki önerilerinizi yazarsanız eğer benim için çok keyifli olacaktır bunlarla uğraşmak ve hazırlamak. Teşekkür ederim zaman ayırıp dinlediğiniz için. Sonraki videolarda görüşmek üzere.